Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum Sayfa Cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 6. sınıf Türkçe ders kitabı 70, 71 ve 72. sayfaları işleyeceğiz. Evet, bir okuma metnimiz var. Milli Mücadele ve Atatürk. İnönü'nde iki kılıç karşı karşıya, aşk olsun birinciye su veren kılıççıya. İnönü'nde iki kılıç karşı karşıya, aşk olsun birincinin yapıldığı çarşıya. Birinci kılıca su veren usta hakkı, yiğitliği, sevgiyi bu kılıcın kabzasına işlemiş tek nakışta. Birinci kılıçta dövüşen yiğit vur ki anandan emdiğin süt helal ola. Birinci kılıçta dövüşen yiğit vur ki gelinler çocuklar ağlamaya. Birinci kılıçla dövüşen yiğit vur ki önü al önlüklü yüzü peçeli. Hanım kızlar nişansız kalmaya. Vur ki anam babam vur ki kardeşim hayın düşman yurdumuzu almaya. Şiirde hangi kılıç neyi temsil etmektedir? İlk kılıç Anadolu'da dövülen Anadolu'nun vatanı kurtarmak için kahramanca dövüşen yiğitleri için dövülmüş kılıcı temsil etmektedir. Birinci kılıçla dövüşen yiğit ne için savaşmaktadır? Vatanı savunmak için savaşmaktadır. Yurdunu işgal eden düşmana dur demek için savaşmaktadır. Bu şiir hangi savaş için söylenmiş olabilir? Kurtuluş Savaşı için söylenmiş olabilir. Şiirin ana duygusu nedir? Vatan savunması, vatan aşkıdır. Şiirde kafiye ve redif var mıdır? Vardır, karşıya, çarşıya, nakışta. Ağlar yarım kafiyedir, yiğit vur ki'ler ise rediftir. Şiirde geçen dövüşen kelimesinin yazımı günümüzde nasıldır? Günümüzde hı kelimesi v sesine dönüşmüş ve elime dövüşen şeklini almıştır. Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Noktalama işaretlerinin doğru kullanıldığı cümlelerin başına D, yanlış kullanıldığı cümlelerin başına da Y yazınız. Sütünü içer içmez uykuya daldı. Yanlış. At ölür meydan kalır. Yiğit ölür şan kalır. Doğru. Beni gördüğüne çok sevinmedin anlaşılan. Yanlış. 15 yıl önce çok iyi hatırlıyorum görmüştüm onu. Doğru. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri doğru. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru ifadeleri yazınız. Eklendiği isme soru anlamı katan ek soru ekidir. Bir ismin bir yerden ayrılma anlamı ayrılma hal eki ifade eder. İsmin karşıladığı nesnenin sayısının birden çok olduğunu belirten ek çoğul ekidir. Kitap almaya gitti cümlesindeki altı çizili kelime yalın haldedir. İsimlerin A, E eki almış şekillerine yönelme hali denir. Sınıfı bu yolda önemli başarılar gösterdi. Cümlesindeki hangi sözcük hal eki almıştır? A. Önemli. B. Sınıfı. C. Başarılar. D. Yolda. D. Şıkkı yolda doğru cevap. Yukarıdaki cümlelerden hangileri anlamca birbirine yakındır? Uzak mesafelere ulaşmak yakın mesafeleri aşmakla mümkündür. En uzun yollara bile ilk adımla başlanır. Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım etmez. Ayakta ölmek dizüstü yaşamaktan iyidir. A şıkkı 1-2, B şıkkı 2-3, C şıkkı 1-3, D şıkkı 2-4, A şıkkı 1-2 doğru cevaptır. Yukarıdaki cümlelerde anlamlı bir paragraf oluşturulursa sıralama nasıl olur? İşte ben bu ulusal kuvvete, bu Türk milletine güvenerek işe başladım. Ben 1919 yılı Mayıs ayı içinde Samsun'a çıktığım gün elimde maddi hiçbir kuvvet yoktu. Yalnız büyük Türk milletinin soyluluğundan gelen ve benim vicdanımı dolduran yüksek ve manevi bir kuvvet vardı. A 123, B 321, C 213, D 231, D şıkkı 231 doğru cevap. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bulunma hal eki diğerlerinden farklı bir anlam bildirir? A. Saat 7'de oraya gelirim. B. Arkadaşlarla meydanda buluşacağız. C. Ali ve Ayşe sokakta oynuyorlar. D. Orada Mustafa Efendi'yi buldum. A şıkkı doğru cevap. Yukarıdaki paragrafta noktalı yerlere aşağıdaki cümlelerden hangisi getirilmelidir? Ankaralı yeni meclisin açılmasının heyecanı, sevr ile
gölgelenmiş olsa da Türk milletinin bağımsızlığa olan inancı bütün sorunları aşacak güçteydi. Mustafa Kemal ve arkadaşlarının etrafında birleşen Türk milleti düşmanı yurttan atmak için her şeyini ortaya koymaktan çekinmeyecekti. A. Türk milleti liderini bulduktan sonra bu amaç etrafında toplanmakta hiç vakit kaybetmeyecek. B. Zaten Kurtuluş Savaşı destanı bu özveriyle ve milletin tümünün kaynaşmasıyla mümkün oldu. C. Gelinen bu son aşamada milletin hemen hemen elinde ne varsa alınmış gözüküyordu. D. Türklerin asla vazgeçemeyeceği şey binlerce yıldır özümseyerek yaşatma azminde bulundukları özgürlük ve bağımsızlık aşkıdır. B şıkkı doğru cevap. Bu metinde asıl anlatılmak istenen nedir? Etrafındakiler yeni doğan bebek için sırayla şunları dilemişler. Yüz güzelliği, uzun ömür, selvi boy ve zenginlik. Bunları duyan bilge kişi ise ben onun için iyilik diliyorum. Çünkü sizin söylediğiniz güzellikler bir çiçek gibi solabilir, geçicidir. İyilik ise tükenmez bir hazinedir demiş. A. Yüz güzelliğinin zenginlikten üstün olduğu. B. İnsanlarla çiçeklerin benzer özellikleri olduğu. C. İyiliğin geçici güzelliklerden üstün olduğu. D. Bilgelerin sözüne her zaman değer verildiği. C. Şıkkı doğru cevap. Aşağıdakilerden hangisi kurgusal bir ifadedir? A. Kar taneleri kol kola girip indi yeryüzüne. B. Kar sabaha kadar aralıksız yağdı. C. Önceleri sulu suluydu yağan kar. D. Karın örttüğü tepeler ıpısızdı şimdi. A şıkkı doğru cevap. Evet, konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan varsa yorum kısmından bize yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.